Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kez daha bizi izleyen vatandaşlarımıza saygılarımızı, selamlarımızı sunuyoruz. Değerli basın mensupları. Bugün basın toplantımızın tabii kaçınılmaz olarak ilk ve en önemli konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Mustafa Şentop'un dün akşam yurt dışından Türkiye'ye doğru yapmış olduğu son derece düzeysiz, son derece seviyesiz, son derece hadsiz ifadeler. Hatırlamak gerekirse 19 Mayıs günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hepimizin vergileriyle finanse edilen, hepimizin ödediği bandrollerle ma masraflarının karşılandığı, çalışanlarının maaşlarının ödendiği devletin televizyonu olması gerekirken iktidarın borazana haline dönüşmüş olan TRT stüdyolarında siparişle kendisine özel ve içinde bulunduğu sıkışıklıktan, içinde bulunduğu türbülanstan kendini kurtarmaya yönelik bir imaj yönetim programına çıktı. O programda kendisi üzerindeki eleştirileri ki aslında herkesin bildiği, için için herkesin konuştuğu ama alenileşmeyen bazı konularda kendisi üzerindeki başlayan tartışmaları dağıtmak için toplumu Başka bir tartışmanın içine sürüklemek, adeta gündemi trollemek üzere bir ifade kullandı. İfadesi şuydu, bir mafya örgütü liderini bir siyasetçinin kandırdığını, bunun karşılığında her ay ondan 10 bin dolar maaş aldığını kendisini Türkiye'ye getirmek üzere veya bir başka vaatle mafya liderinin hesabı o siyasetçiden sorması gerektiğini söyledi ve dedi ki ayda 10 bin dolar yolluyor. Belgesi var karşılığına gelecek belgesi var manasında. Yanlışlıkla şeyi bir yere yollamış diyerek bunu kendisinin bildiğini kanıtının elinde olduğunu ima etti. Kendisine soruldu bu siyasetçi milletvekili mi bilemem dedi. Değil demedi. Eğer milletvekili değil deseydi tartışma bir başka boyutta yürüyecekti. Ancak milletvekili değil demedi bilemem dedi. Biz bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak ertesi sabah Süleyman Soylu'ya yazılı solu önergesi verdik. Önergemizin süresi bu hafta sonunda perşembe cuma günü doluyor anayasal süre. Hiçbir cevap yok. Oysa soru basit. Bahsettiğiniz kişi kimdir? Bu cevabı anayasa ona verdiği 15 günlük sürenin 12. günündeyiz. Hala yollamadı ve genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu grubumuzdaki bütün milletvekilleri imza atarak Mustafa Şentop'a başvurduk. Dedik ki: Sayın Şentop, meclis itham altında bir iftiraya uğrandı. Bizim grubumuzda böyle birisi yok ama bunu bütün meclis için açıklığa kavuşturmak senin sorumluluğunda. Süleyman Soylu'ya sor. Onu çağır ve bu konuya açıklık getirmesini iste. Bu dönem milletvekili mi dese değildir dediği noktada hiç olmazsa meclis şu an görev yapmakta olan meclis itamdan kurtulur. Bu yazımıza herhangi bir cevap yok, herhangi bir tepki yok, veya herhangi bu konuda bir siyasi iletişim yok. Sustukça susuyor, hiçbir şey yapmıyor ve iki haftadır ses yok, seda yok. Ve hiçbir şey olmamış gibi meclisin parasıyla, devletin parasıyla, hepimizin vergileriyle yurt dışı gezilerine devam ediyor ve yurt dışında bulunduğu bir sırada Sayın Genel Başkanımız ona sorumluluğunu bir kez daha hatırlatıyor. Diyor ki niye susuyorsun? Bilerek soruyor ve bilerek kendisini konuşmaya zorluyor. Niye susuyorsun diyor. Susmanın bir sebebi mi var diyor. Sessiz kalırsa şu manaya gelir diyor. Sayın Şentop yaptığı açıklamada bir satır arası veriyor. Diyor ki biz yazılı ve sözlü olarak bunu Sayın Bakan'a ilettik. Hiçbirimizin haberi yok. Sen bunu açıkça söylesen zaten bu sefer niye meclis başkanına cevap vermiyorsun diye bütün oklar Süleyman Soylu'ya döner. Her şeyin siyasi iletişimini yapıyorsun da günde beş kere açıklama yapıyorsun da bizim sana yolladığımız yazılara saatler içinde cevaplar yazıyorsun da Süleyman Soylu'ya yazdığını iddia ettiğin yazının bilgisini sana bunu senden bunu talep edene niye vermiyorsun? Niye kamuoyuna söylemiyorsun? Çünkü sen de biliyorsun ki Süleyman Soylu'nun söylediği, ima ettiği bu isim AKP içindedir. Süleyman Soylu'nun bu ifadeleri o isme ve Recep Tayyip Erdoğan'a şantaj niteliğindedir. Bu yüzden buradaki ilerlemeyinin önünü kesecek bir muhlaklık getiriyorsun ve genel başkanımızın ifadelerinden sonra da sanki işini doğru düzgün yapmış gibi bir tuhaf özgüvenle oradan olmadık ifadeler kullanıyorsun. Diyor ki eğer bu siyasi alzheimer değilse imaya bak. Ne demek alzheimer? Geçmişte olan olayların bir kısmını ya da tamamını unutmak. Öyle mi? Şentop kendisi siyasi Alzheimer ve hepimizin öyle olmasını ister. Madem geçmişte olan olayların unutulup unutulmamasına geldik, Sayın Şentop'a sorarlar mesela. FETÖ'nün okullarına çocuklarını yolladığının unutulması bir siyasi Alzheimer mıdır? FETÖ'nün tam da soruları çaldığı sene senin evladının bütün soruları yapıp tam puan almasını unutmamızı mı istiyorsun? Sonra Cemaatin televizyonu STV'ye çıkıp oğlun yanı onda olduğu halde okullara ve Fethullah Gülen'e düzülen metiyeleri mi unutmamızı istiyorsun? Mesela Fatih Üniversitesi'nde akademisyenlik yaptığımızı yaptığını unutmamızı mı istiyorsun? Ya da Anayasa Komisyonu Başkanı iken tutanak altında bir milletvekili yeniden seçilirse yeniden dokunulmazlık kazanır deyip Enis Berberoğlu yeniden dokunulmazlık kazandığında anayasayı çiğneyen mahkemenin kararını bu mecliste bizzat okutup kendi söylediğin sözü çiğnediğini mi unutmamızı istiyorsun? Sen bunları unuttun mu? Sen siyasi Alzheimer mısın? Dün metiyeler düzdüğün hocaya şimdi 15 Temmuz'larda ağzına geleni söylüyorsun da sen siyasi Alzheimer mısın? FETÖ'nün soruları çaldığı sınavlarda tam puan yapan çocuğunun yanındaki canlı yayını unuttun da Alzheimer mısın? Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Tarafsız olman gereken bir yerdesin. Polemik yapmak neyine? Hakaret neyine? İftira neyine? Haddini bil Şentop. Meclis başkanı gibi davranırsan meclis başkanı gibi saygı görürsün. Yok. Polemiğe girişirsen o zaman hani söyledin de lafın yerde kaldı. Pişman olursun. Ne diyordum? Pişman ederim. Tarafsızlığı terk edip de genel başkanımıza hakaretle iftira edeni pişman ederiz. Perişan ederiz. Aklını başını topla. Ya o tarafsız olacağın makamı bırak gel. Gel çık karşımıza ya da oradan hakaret ve iftirayı bırak. Söylediğin o iftira kelimelerinin hepsi senin seviyeni gösteriyor. Hepsi. Ne bir eksik ne bir fazla. Senin seviyen o kullandığın dilin seviyesidir. Halen daha halen daha meclisin üzerine hem de siyaseten taban tabana zıt olduğun siyaseten tamamen rekabet içinde düşmanlık içinde ayrı kutuplarda bulunduğun Süleyman Soylu partiyi parmağında oynatıyor. Meclisi alay ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin insanlarının hakkını yiyor ve aklıyla alay ediyor. Sen susuyorsun, kabahatinle oturuyorsun, hala duruyorsun. Hadi, hani sen Süleyman Soylu'ya karşı çok güçlü bir akımın temsilcisisin ya partide. Gelsene meclise. Meclisi yönet. İş 59'a göre partinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanı gündem dışı söz ver, üstüne diğer partiler konuşsun. Ya da iş 62'ye göre Çağır bakanı, gel bakalım bilgi ver de. Ey hadsiz Süleyman de. Hangi siyasetçiymiş bunu açıkla de. Açıklamazsan müfterisin de. Çok güçlüysen, çok etkiliysen Süleyman'a karşı o Cihan Yüma grubu bu kadar etkili, başında da sen varsan. Nasıl oluyor bu? Kedifare gibi oynuyor partinizde Süleyman Soylu. Gıkın çıkmıyor. Bir de ona söylemeyi söylemeyi içinden geçirdiğin sözleri genel başkanımıza söylüyorsun. Seni bundan men ederiz. Meclis başkanı dediğin tarafsızdır. İlk günden beri söyledik. Bu meclise değer kattığın her şeyin arkasındayız. Her şeyin arkasındayız. Ama tarafsızlığı terk ettiğin, görevini yapmadığın her noktada da sonuna kadar karşındayız. Bunu böyle bileceksin. Cesaretin varsa gel yönet oturumu çağır Süleyman Soylu'yu. Eğer onu yapmazsan bir gün Süleyman Soylu seni ayağına çağıracak bilesin. Sayın basın mensupları Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir televizyon programına katıldı. Katıldığı televizyon programında hepimiz şaşkınlıkla kendinin üçüncü doz aşıyı vurulduğunu öğrendik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda pandemiyle boğuşuyor. Pandemiden kurtulmak için umudumuz aşı. Kesin çözümü, yerli aşı. Bu konuda hepimiz olabilecek en üst düzeyde katkıyı vermeye çalışıyoruz ve insanlarımız aşıya kavuşursa bu salgından kurtulacağız. Daha 15 gün önceye kadar 400'e yakın insanımızı kaybediyorduk. Şu ana kadar 47.500 canımızı kaybettik bir şehir 47500 kişi. Koca bir ilçe ya da küçük bir şehri kaybettik. Tam ölümler 50'nin altındaki rakamlara 30'lara inmişken AK Parti'nin yaptığı ve bütün milletin gözünün önünde adeta koronavirüs pompası gibi Türkiye'den toplayıp toplayıp yaydığı virüslerle 400'lü rakamlara çıktı. Vakalar 60 binlere çıktı. Bir tam kapanma yaşandı. Adı tam kapanma olan ama yine yükün esnafın ve yoksulun sırtına vurunduğu bir süreçten sonra gelinen noktada bakalar halen ölümler 150 sayısı civarında gerçekleşiyor. Yani iki günde bir soma faciası yaşıyoruz. İki günde bir bir soma faciası yaşıyoruz ve aşıya ihtiyaç var. Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü doz aşıyı olduğunu öğrendik. Soru şu: Birinci doz aşıyı bize söylediğin günü gördük. İkinci dozu gördük. Eğer o birinci doz aşı senin aslında ikinci dozun yani hepimizin gözünün içine baka baka Türkiye'de kimse için aşı yokken sen 2020 yılının sonlarında bir aşı vurulduysan bunu açıkla. Yok aşımızı vurulduk dediğin tarihten sonra ikinci doz aşı bildiğimiz tarihte vurulduysan bu üçüncü doz hatırlatma aşısıysa sağlık çalışanlarından önce bu aşıyı vurulma hakkını nereden buluyorsun? Madem öyle hani diyordunuz ilk önce sağlık çalışanları burun buruna virüsle salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu yani antikoru yüksekte tutma dozu antikor düşüşe geçtiğinde tekrar yükseltip koruyucu yapma dozu vurulamamışken vurulmamışken bu aşı neyin nesi? Cumhurbaşkanı vuruluyorsa Sayın Fahrettin Koca, koronayla mücadele eden sağlık ordusu niye vurulmuyor? Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Son derece yanlıştır. Son derece hem de çok çok yüksek antikor dozlarının da ifade edildiği, adeta sağlık çalışanlarıyla alay edildiği o açıklamanın Sağlık Bakanı tarafından açıklanması... AK Parti sözcüleri tarafından açıklanması ve bu konunun vatandaşın bilgisine en açık şekilde sunulması gerekmektedir. Recep Tayyip Erdoğan 128 milyar dolar sorulur mu diyor. Ve devam ediyor. Diyor ki: Van depremi oldu. Yeniden inşa ettik. Başka depremler oldu. Altyapı olmadan üst yapı olmaz. Altyapı çalışmaları yaptık. Bu paralar buralara gitti diyor. Recep Tayyip Erdoğan ya tamamen bilincini kaybetmiş bir şekilde ve kendisi de kendi söylediğini ne fark ne olduğunun farkında olmadan konuşuyor ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve hepimizin aklıyla alay ed alay ediyor. Bir yalan atalım. Inanan inanır, inanmayan inanmaz. Bana inananlar inansa gerisinden zaten işim olmaz diyor. 128 milyar dolar tartışması iki yıllık tartışma. Van depremi 2011'de yaşandı. 10 sene önceki depremde iki yıl önce var olan bir para nasıl harcanmış olabilir? 10 yıldaki altyapı harcamalarına harcandığını söylüyor parayı. O para damat hazinenin başına geçtiğinde duruyordu. Sen dedin ki faiz sonuç değil Sebep değil sonuçtur. Sonuç değil sebeptir dedin. Faizin yüksek olduğu için ekonomi kötü gidiyor dedin. Faizi suni olarak düşürün dedin. Doğal olarak dolar yükseliyordu. Hükümetin ekonomideki başarısı dolar kurundan ölçüldüğü için senin damadın her dolar almak isteyene hazinenin dolarlarını sattı. Ayrıca o kadar ucuzdan sattı ki arka kapıdan da ismini açıklanmasını istediğimiz bir ara Lütfi Elvan'ın da açıklansa doğru olur deyip de senin susturduğun şekilde arka kapıdan da o fırsat fırsat yaratan kurdan dolarları sattı. Her isteyene sattı ve o parayı tüketti iki yılda. Sen on yıl önceki depremde iki yıl önce var olan ve damadının tükettiği bir paranın harcandığını söyleyemezsin. Ayrıca dünkü açıklama bütün AK Parti sözcülerini yalanlıyor. 128 milyar altyapı yatırımlarına gittiyse, köprüye yola gittiyse, Van depremine ve sonra olan depremlere gittiyse. Hani altın ihracatında harcanmıştı. Canikli'ye sormazlar mı? Hani dış güçlerle mücadelede harcanmıştı. Fahrettin Altuna sormazlar mı? Hani ihracatçımızın ithalatçımızın yurt dışına yaptığı, sanayicimizin yurt dışına yaptığı döviz ödelerinde harcanmıştı. Lütfi Elvan'a sormazlar mı? Bu paranın bir yere gittiği yok, yerli yerinde duruyor diyen AK Parti sözcülerine sormazlar mı? Sayın Erdoğan hem diğer yalanları deşifre etmiştir, hem ettiği, deşifre ettiği bu yalanları bırakıp kendisi daha akıl almaz, ve asla kabul edilemez bir başka yalan söylemiştir. İki yıl önce hazinede olup iki senede damatın tükettiği paranın on sene önce Van depreminde harcandığını söylemiştir. Akıl alır gibi değildir. 128 milyarın nerede olduğunu sormaya devam edeceğiz. Vatandaşın tatmin olmadığı cevaplar geldikçe devam edeceğiz. 128 milyar onların korkulu rüyası olmaya, rüyalarına girmeye, sandıktaki hesaplaşmanın sembolü olmaya devam edecek. Vatandaş babasının, anasının, dedesinin, ninesinin alın teriyle biriktirdiği rezervlerinin hesabını soruyor. Sormaya da devam edecek. Bu işten ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ne de AK Parti'de ekonomi yönetiminde görev almış ve almakta olanların kaçışı, kurtuluşu yoktur. Dün canlı yayında şu ifadeleri kullandım. Dedi ki Merkez Bankası Başkanımı aradım. Türk lirası değer kaybediyor. Faizlerin düşmesi lazım dedi ve Temmuz Ağustos'u işaret etti. O dakikadan beri ne oldu? Demek ki eski hamam eski tas dendi. Eyvah yine aynı şeyleri söylemeye başladı dendi. Bir ay sonra faizi düşürecekmiş. Faiz düşerse dolar fırlar dendi. Artık satacak 128 milyar dolar da yok. Nasıl tutacaklar dendi. Herkes dolara sarılmaya başladı. Bakın dün akşamın maliyeti konuşmaya başladığında 8.49 8.50 dolar kuru ifadelerden sonra 862'ye tırmandı. Kamu borcundaki bugünkü dolar kurundaki artıştan dolayı gelen 17670 kamu özel idareleri, reel sektörün döviz borcundaki artışları da eklediğimizde tam tamına 76 milyon TL 76 milyar TL Türkiye Cumhuriyeti zarara uğramış oluyor. Bir günlük maliyet. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'na müdahale ederek Türkiye'ye verdiği zarar Merkez Bankası başkanının bir gece yarısı görevden alındığı 19 Mart 2021'den beri hesaplanırsa o tarihte 7 lira 26 kuruştu dolar. Bugün 8.62 Devletin döviz cinsinden cinsinden iç ve dış borcu 135.9 milyar dolar. Kamu özel ortaklığı projeleri için ödemeyi taahhüt ettiği borcu 152 milyar dolar. Reel sektörün yurt içi ve yurt dışına toplam döviz yükümlülüğü 299 milyar dolar. Döviz kurunda o günden bugüne artış yüzde 18.7. Tayyip Erdoğan'ın Dün geceki açıklamasından sonra dolar kuru 8.80'e kadar yükseldi. Şimdi 8.62 civarında ve bir gecede yüzde 1.4 arttı. Tayyip Erdoğan 19 Mart tam bu yana 395 milyar lirası devlete 409 milyar lirası reel sektörü olmak üzere toplam 804 milyar liralık devlete maliyet çıkarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne maliyet çıkarmıştır. Bunun 490'ı reel sektöre, 395'i devlete toplam 804 milyar TL maliyet çıkardı son Merkez Bankası başkanını aldığı günden beri. Ve dün akşamki maliyeti bu an itibariyle 76 milyar lira. Döviz'in 8.62 olduğu noktada 76 milyar lira Türkiye'ye maliyet çıkarmış durumdadır. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan dün televizyonda Türkiye Cumhuriyeti devletinin pandemide vatandaşlarını yalnız bırakmadığını, esnafına, yoksuluna yardım yaptığını ifade etti. Sonra oradan çıktı. Biz kendisinin mevduatlardan kesilen stopajı yani kişilerin veya tüzel kişiliklerin bankalara koydukları Türk lirası cinsinden mevduattan kazandıkları faizden devlet stopaj kesiyor. Onunla ilgili bir indirim vardı bu sabaha kadar. O indirimi bir süre daha uzattı Temmuz sonuna kadar. Ve yüzde on stopajlardan indirim yaptı. Örneğin bankada bir yıldan uzun vadeli mevduat tutanların stopajı yüzde ondu. Yüzde on düşürülünce sıfıra indi. Yani birisini düşünün ki bir parası var ve o paraya bir yıl ihtiyacı yok. Bir yıl. Bir gün para arıyor ya esnaf çekini ödemek için. İnsanlar çocuğunun karnını doyurmak için birkaç saatliğine para lazım ya. Bir yıl paraya ihtiyacı olmayana yüzde on ilave cebine para koydu kazancı üzerinden. Bugün ilan edilen Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararla. O para bir yıl lazım değil. Al senin cebine yüzde on. Bana bugün para lazım çek ödeyemiyorum. Sen başının çaresine bak. Stopaj indiriminin devlete maliyeti 12 milyar TL. Şimdi gelelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu ana kadar bütçeden yapmış olduğu doğrudan ödeme vatandaşı için 11 milyar TL. Pandeminin başladığı günden bugüne kadar. 11 milyar TL yaptığı ödeme var. Zenginin mevduat sahibinin cebine Temmuz ayına kadar koyduğu 12 milyar var. Bu sabah imzayı atmamış olsa, dün gece yarısı bu sabah yayınlanmamış olsa 12 milyar devlete para gelecek. Pandemi boyunca devletin yaptığı yardımdan fazla. Onun dışında birtakım rakamlar söylüyor. Söylediği rakamların tamamı ya vatandaşa yeniden borçlandırma ya vatandaşın ödeyeceği vergilerin ertelenmesi, yapacağı ödemelerin ertelenmesi ya da işsizlik sigorta fonundan yapılan ödemeler. Devletin debi cebinden çıkan sadece 11 milyar. Örneğin işsizlik sigorta fonundan 53 milyar TL ödeme yapılmış. İşçinin kumbarasından. Yani dün sayıyor ya, her zaman sayıyorlar ya. Nakit ücret desteği 10.3 milyar. Ne güzel. Kısa çalışma ödeneği 32.9 milyar. İşsizlik ödeneği ödedik 5.9 milyar. Normalleşme desteği 4 milyar, toplam 53 milyar. Doğru. Tamamı işsizlik sigorta fonundan. Bu basın toplantısını kayda alan kameraman arkadaşların aldıkları maaşlarından kesilip işsizlik sigorta fonuna ödenen paradan bu ödemeleri yapıyor. Sonra da biz yaptık diyor. Sen yapmadın. Kameraman arkadaşlar yaptı. Bizi dinleyen basın emekçileri yaptı. Siftahsız dükkan kapatan esnaf yaptı. Her gün petrole dayalı bütün ürünlerdeki ÖTV artışından dünya kadar vergi ödeyen vatandaşlar yaptı. Devletin yaptığı toplam ödeme 11 milyar. Pandeminin başından beri dün gece zenginlerin alacağı stopaj katkısı 12 milyar lira. Elindeki parayı bir yıl ihtiyacım yok. Bankaya koyuyor. Bankaya koyduğu paraya yüzde 19-20 faiz alıyor. Örneğin 1 milyon TL'si var. 200 bin TL faiz alacak. Tayyip Erdoğan imza yattı. 220 bin TL alacak. Ya da 200 bin TL alacak. içinden 20 bin, bin TL kesilecekti. Kesilmeyecek kendinde kalacak. Bunu niye dağıtmıyorsun vatandaşa? Stopaj yardımına mı ihtiyaç var? Yoksa esnafa desteğe mi ihtiyaç var? Yoksullara doğrudan nakit desteğine mi ihtiyaç var? Son olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söylediği sistem tartışmasına değinmek isteriz. Gerçekten dün inanılmaz bir programdı. Hem verdiği rakamlarla toplanan parala iki yılda kaybedilen 128 milyarın 10 yıl önce Van depremini harcandığını söyleyecek şuursuz mı demeli, izansız camı demeli atılan yalanlarla bir yandan da itiraflarla dedi ki Türkiye çok partili sistemden huzur bulmuyor. Açık açık bunu dedi. Türkiye çok partili sistemden huzur bulmuyor. Her gün tek parti CHP'si eleştirisi yapar. CHP'nin kıvanç kaynağı tek partili sistemden çok partili sisteme geçmiş olmaktır. Her gün biz bir tek adam rejimi ve parti devleti devlet partisi Türkiye'yi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir partinin devleti haline getirmeleriyle eleştiririz. Çok partili sistemde Türkiye huzur bulmuyor diyor. Tek parti öneriyor. Dili süçtüyse her diri süçtüğünde paldır küldür önünüze çıkıp da düzeltme yapan Fahrettin Altun neden konuşmuyor? Bakıyorsunuz ajans düzeltme yapmış. Tek partili, çok partili sistem yerine koalisyonlar falan. Şimdi çok partili sistem, tek partili sistem başka bir söz. Koalisyon hükümeti başka bir söz. Ajanstaki editör böyle demiş olamaz demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Kendisinin düzeltmesi lazım. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer kastedilen koalisyonlardan huzur bulmuyorsa herhalde tarihin çoğunlukta daha çok milletvekili olan partiyi en çok zorladığı koalisyonla karşı karşıyayız. İçişleri Bakanı buraya kadar pisliğe batmış, değiştirecek, küçük ortak yüzünden değiştiremiyorsun. Bakanlıklar alım yapacak, bakanların ifadesi alım yapmaya korkuyoruz. Bütün kadroları MHP istiyor. Tehdit ediyorlar. Cumhur İttifakı'nı bozulur diye ses çıkaramıyoruz diyorlar. Daire başkanını daire başkanını kendi kararına göre atayamayan bir cumhurbaşkanı haline gelmişsin. Sonra koalisyonlardan şikayet ediyorsun. Biz bu rejim değişikliği anayasa rejime kasteden anayasa değişikliği yapılırken uyarmıştık. Demokratik parlamenter sistemde seçim yapılır. Bir parti tek başına iktidara gelirse yönetir. Gelmezse 40 gün koalisyon konuşulur. Sonra ülke yönetilmeye başlar. Bu rejimi getirirseniz her gün koalisyon konuşulacak dedik. Her gün koalisyon konuşuluyor. Her gün ittifak tartışmaları var. Her gün koalisyon ortağıyla arada bir takım çekişmeler, bir takım dayatmalar ve bir takım mahkumiyetler var. AK Parti memnun mu MHP koalisyonundan? Partinin içi huzurlu mu? Herkes bu MHP'den bıktık demiyor mu? Peki Türkiye mutlu mu? Türkiye AK Parti iktidarlarından çok çekti. AK Parti gerçekten yoksullaştırıcıydı, yalnızlaştırıcıydı, ötekileştiriciydi fakirleştiriciydi ama AKP'nin MHP mutantı, Cumhur İttifakı denen AKP'nin MHP mutantı daha yoksullaştırıcı, daha ötekileştirici, daha çok acı çektirici, daha perişan edici. O yüzden bu sistem zaten Türkiye'ye iyi gelmeyen bir iktidarın MHP ile temasıyla ulaş MHP ile temasıyla uğradığı mutasyon sonucu çok daha öldürücü, çok daha yıldırıcı, çok daha bezdirici hale gelmiştir. Milletin kurtuluşu sandıktır. Salgından kurtuluş aşıdır. Milletin kurtuluşu sandıktır. Devlet Bahçeli'nin dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçimle ilgili vatandaşın talebini dillendirmesine söylediği her söz ibretliktir erken seçim zorlaması hangi karanlık mahfillerin siparişidir diyor. Bir dolaş bakalım. Esnaf dükkanlarını da kimin siparişiymiş? Bir git bakalım tarlalara da kimin siparişiymiş? Bir git bakalım asker ücretliye, bir git bakalım yoksulun evine de kimin siparişiymiş? En son mitili sermek üzere İstanbul'a gidip de İstanbul seçimine bir gün sonra tırıs tırıs Ankara'ya dönenlerin daha sahada adımını görmedik ki biz. Erken seçimin milletin talebi olduğundan haberleri olsun. Peki erken seçim istemek dış mahvilerin siparişi ise, koalisyon ortaya iken, başbakan yardımcısı iken, oturduğum bir yörük çadırında hemen seçime gitmeliyiz 3 Kasım'da deyip Türkiye'yi seçime götüren. Kendi partinin dahil tüm koalisyon ortaklarını baraj altına gömüp AK Parti'ye iktidara getiren Devlet Bahçeli'ye o talimatı sen kimden almıştın diye sormazlar mı? Diyor ki, Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı'nın acelesi var. O gün siz erken seçim yaptınız, Amerika'nın acelesi vardı. 1 Mart tezkeresi geliyordu, tek başına AKP'yi korudu. Recep Tayyip Erdoğan'dan talimatı aldı. Recep Tayyip Erdoğan'dan sözü taahhüdü aldı. Bu mecliste CHP sayesinde Amerikan postalı doğudan güneydoğudan Irak'a gitmedi. Bir milyon kişinin ölümünden doğrudan sorumlu olmadı. Acelesi olan Amerika'ydı. Düğmeye bastılar. 1 Kasım'da seçim istedin. Partini de baraj altına gömdün. Türkiye'nin başına da AK Parti bela ettin. Ha Kılıçdaroğlu'nun acelesi var. Var tabi iktidara gelmek için acelemiz var. Bu ülkeyi AK Parti'den kurtarmak için acelemiz var. Mazluma, mağdura çare olmak için acelemiz var. Yoksulun karnını doyurmak için acelemiz var. Zenginin değil fakirin iktidarı olmak için acelemiz var. Düşünce özgürlüğü için acelemiz var. İstiplat rejimi bitsin diye acelemiz var. Bunun için acele etmek kötü bir şey değildir Sayın Bahçeli. Ayrıca Mutfakta yangını söylemek vatan hainliği değildir. Mutfaktaki yangını örtmek vatandaşa ihanettir. Mutfaktaki yangını görmemek yoksulun acısını dış güçler CHP, dış güçler talimat veriyor da seçim istiyorsunuz diye örtmeye çalışmak esas vatandaşın taleplerine duyarsız kalmak vatandaşa ihanettir. Millete ihanettir. Öyle dört sayfa CHP'ye hakaret. Devlet Bahçeli tescillemiştir. Psikolojik iktidar el değiştirmiştir. İktidar Millet İttifakı'ndadır. Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet eden pozisyondadır. Eğer kendisine muhalefet partisi diyen bir partinin lideri konuşmasının yüzde seksen beşinde ana muhalefet partisine muhalefet ediyorsa o muhalefet partisinin artık iktidar namzeti değil iktidarına gün saymakta olduğu bellidir. O günü de saymıştır. İstedikleri kadar geciktirsinler. En geç 754 gün sonra bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidardadır. İktidara gün sayıyoruz. 90 gün sonra yaparlarsa 90 günümüz kalmıştır. Hiç yapmazlarsa Devlet Bey doğru saymıştır. 754 gün sonra Türkiye bu iktidardan da bu iktidarı şımartan ve her türlü yanlışına göz yuman Sonra da kurucu irade, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e küfredenlere susulunca timsah gözyaşlarıyla Atatürk'e sahip çıkan Devlet Bahçeli'nin yönettiği MHP'nin ortaklığından da kurtulacaktır. Eğer Atatürk'e gerçekten dün söylediğiniz gibi sahip çıkacaksanız yapmanız gereken iş Recep Tayyip Erdoğan'la her fırsatta oturup da baş başa yaptığınız görüşmelerden bir yenisini yapıp Atatürk'e hakaret edenlerden en hızlı şekilde hem idari hem yargısal olarak hesap sorulmasının önünü açmaktır. Unutmayınız ki Fesli Dalikailere de Ayasofya'da Atatürk'e hakaret eden imama da sahip çıkan, onları bir yerlere getiren, onlara değer veren ve Atatürk'e husumetlerine ses çıkarmayan yüz verdiğiniz, destek verdiğiniz, arka çıktığınız, iktidarda tuttuğunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Onların her günahından birebir sorumlusunuz. Ortaksınız. Bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. Özür dilerim. Saati öğrenebilir miyim? Sıkıntı yok mu? Tamam. Özür dilerim. Şundan dolayı sordum. Bizden sonra basın toplantısı vardı. Ayıp olmasın diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye'ye sınır ötesinden gelen her türlü tehdite karşı sınır ötesinde kendi hakkını korumak için o, e, halkını korumak için operasyon yapma hakkına sahiptir. Bu konuda ihtiyaç duydukları tüm tezkerelere de Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, geçtiğimiz süreçlerde de destek verdik. Bu konu meclisten aldıkları yetkiyle de yürütmenin yetkisindedir. Bunun bir ııı e, Siyasi propaganda malzemesi olarak Cumhurbaşkanı tarafından dillendiriliyor oluşuna da bir mana veriyor değilim. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.